koordinasyonu artık üst seviyededir. Uzanmalar, yatmalar, kalkmalar başlar. Dolayısıyla da ansızdan masanın örtüsünü çekebilir. Ansızdan oradan çatalı alabilir, bardağı dökebilir. Dolayısıyla uzanan nesnelere uzanabildiği için de biraz daha etrafı kolaçan ederek çocuğu yakınızda bir yerde oturtturmak gerekiyor. 7. aydan itibaren tek başına oturabilir. Dolayısıyla da ebeveynler biraz rahat ediyorlar aslında. Hani 7. ayda televizyon başına oturtturup kendi işini yapan ebeveynlerle karşılaşabiliyoruz. Ya da oyuncakları önüne koyuyor. Ha, sen burada otur denilebiliyor. Kendi başına hafif hafif işte yerden destek alarak falan oturabiliyor ya da düşerken kendini toparlayabildiği dönem. 8. ayda artık oturabildikten sonra artık çocuğu yavaş yavaş havaya kaldırmanız gerekiyor. Bu adımlama çalışması gibi. Yardımla ayakta tutma, yerle ilk ayak temasını sağlamak gerekiyor. Ayak temasından sonra yavaş yavaş duruşlar başlıyor. Yani bir koltuğa tutunarak sabit kalma. Bu da önemli çünkü bunda da adımlamadan sonra ilk kez ayak tabanı yere değiyor. Herhangi bir nesneye tutunarak ayak tabanlarıyla sağlam olarak ilk kez dikey olarak çocuğun durduğu an. Çocuklar dikey olarak durdukları zaman ebeveynler genellikle şunu söylüyorlar. Çocuğum yürümeye hazırdı, yürüyecekti ama birden yürümekten vazgeçti, emeklemeye başladı. Hayır, bu gelişimsel bir süreç. Çocuk ayakta durduğu anda bile bir önceki dönemde kol kaslarının gücüyle durur. Dolayısıyla onlardan güç alarak, ayaklara çok da ağırlık vermeyerek ayakta durur. O yüzden bir sonraki dönemde ayakları çalıştırması gerekir. Bu nasıl oluyor? Emeklemeyle. Emeklemeyle özellikle baldır bölgesini güçlendirme çabası görülür. İlk zaten bebek emeklerken elleri üzerinde emekler, ayakları sürür. Ondan sonra yavaş yavaş ayaklarından da hız alarak daha hızlanmaya başlar. Ne zaman ki ayaklar güçlenir emeklemeyle, o zaman çocuğu elinden tutarak yavaş yavaş adımlama davranışıyla yürütebilirsiniz. Tutarak yürümekten sonra artık çocuk hani bir divandan öbür divana yavaş yavaş kendi hareket edebilir. Ancak boşluğa geldiğinde hemen düşüverir. Ancak nesneler aracılığıyla etrafta gezinme davranışı gözlenebiliyoruz. İşte merdivenlere emeklemeyle bacak kasları geliştiği için merdivenlerden tırmanmaya başlayabilir. Artık el ve bacak kasları emeklemeyle, tutunmayla güçlendiği için çocuğun psikomotor gelişiminde sağlaması gereken tek yeterlilik dengedir. Dengeyi de sağlayacağı temel nokta, birden önündeki işte kendini hazır hissettiğinde koltuktan elini çekerek durma çabası. Bu birkaç saniye sürer, pat düşer. Eğer ciddi bir yaralanma almamışsa bu kendini keşif döneminde, bunu tekrar ederek ayakta belli bir süre, 1-2 saniyeden daha fazla durduğunu hissettiği anda da zaten ilk adımını öne atacaktır. Ama bazı dönemlerde bu yalnız durabilmede ebeveynlerin ani bir müdahalesi oluyorsa, aman düşeceksin, kafanı işte şuraya çarpacaksın gibi, ya da düşüp gerçekten çarptıysa, tekrardan bu denge çalışması gecikebiliyor. Genel olarak baktığınızda bu tüm bu gösterdiğim resimlerin aslında bir özeti. Kafasını kaldırıyor, eller yardımıyla göğsü kaldırıyor, ayakta durma, tutunma ve yardımsız yürüyebilme özetleri. Şimdi diğer döneme baktığımız zaman artık yürüdüğünüz zaman, pardon hızlı geçtim. İlkel hareketlerden sonraki diğer dönemimiz temel hareketler dönemimiz. Temel hareketler döneminde artık yürüyebilen bir bebek olduğum için artık benim başka şeyler yapmam lazım. Başka şeyler demek nedir? Çevre keşfi. Temel hareketler döneminde büyük kas ve küçük kas hareketli olur. Biz buna psikolojide kaba motor, ince motor da diyoruz. Kaba motor hareketler fiziksel koordinasyon isteyen hareketlerdir. Fiziksel efor isteyen hareketlerdir. İnce motorda ise daha çok parmaklarımızı, ellerimizi ve işte göz koordinasyonunu kurduğumuz işleri kastediyoruz. 2-3 yaş yavaş